Merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da doğala dönüş, atıksız yaşam ve çok daha temiz bir dünya için güzel şeyler yapan insanlarla beraberiz. Bugün bizimle beraber yaşayan, diğer canlıları da hiç ama hiç unutmayan çok değerli bir konuğum var. Sevgili Ömür Gedik. Ömür hoş geldin. Hoş bulduk Zeliha'cığım. Ne güzelsin. Hangi acaba vasfını saysam diye düşünüyorum. Şimdi biz seninle zaten Popsav Yönetim Kurulu'nda beraber görev yapıyoruz. Ama onun dışında sinema yazarlığım var, siyaset üyeliğim var. Efendim Hachiko zaten biraz sonra uzun uzun bahsedeceğiz ondan. Gazete köşe yazarlığın devam ediyor. Müzisyenliğin devam ediyor. Bir sürü güzel insanlarla değişik farklı çalışmalar yapıyorsun. Evet. Hepsini bayılarak izliyorum çünkü denemeler. Ben de seni çok keyifle izliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi ama bugün özellikle bu soğuk havalarda o sokaklarda kalan sizlerin de özellikle üstünde durduğu beslediğiniz o sokak hayvanlarıyla ilgili konuşacağız. Sen önüne gelen hayvanı eve alıyorsun, ben onu biliyorum. Ve gördüğün çaresiz kaç hayvan oldu? 22 kediden mi ne? Kedi sayımız çok arttı. Aslında önüne gelen hayvan almıyorum da hayvanlar bana geliyor. Yani herhalde beslendiklerini ve sevildiklerini bunlar bir şekilde aralarında konuşuyorlar diye düşünüyorum. Kediler yani sanırım işte 2 ayda bir yavru kedi geliyor bir yerden. Nereden geldiğini bilmediğim. Hani git diyemiyoruz. Gelen kedilere evdeki kediler önce biraz tepki gösteriyor. Onların kabullenme süreci. Ama bir şekilde alıştılar artık. Bu çok kedili bir ev. İşte aşılarına çok dikkat ediyorum. Her gelen yavrunun muhakkak o karma aşısı. Buradan herkese de söyleyeyim, kediler ve köpekler için o sonrasındaki korkunç hastalıklarla uğraşmamak için karma aşı hepsinden önce yapılması gereken ve unutulmaması gereken bir aşı. Onların hepsini yaptırıyorum. Kısırlaştırıyorum. Ve beraber yaşamaya başlıyoruz hepsiyle. Ama ben evde kilolarca mama, her yerde mama poşetleri gördüm. Evet, her yerde yani mama. Buna da can dayanmaz yani. Yani tabii mama fiyatları ile ilgili geçen gün Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımıza gittik açık olarak, yönetim kurulu olarak. KDV oranının indirilmesi için %18. Onun sözünü aldık. İnşallah. KDV'de bir sadeleştirme olacak. Genel bir sadeleştirme. Bunun için de mamalar da girecek dediler. Bir iki ay herhalde oradan güzel bir haber gelecek. Ama yine de çok pahalı. Çok bu yüzden pahalı. Çünkü ben dışarı bağlı değil mi genelde mamalar? Yani. Burada da yerli üreticiler de var aslında. Yok değil ama genelde çok ucuz değil tabii. Hiçbir şey ucuz değil. Onlar da ucuz değil. Hani ben insanlara artık hayvan sahiplerinin diyorum ama bazı yönlerden de ya dedim ama veteriner pahalı, mamalar pahalı, her şey çok pahalı ama biz dernek olarak elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Özellikle sahiplendirdiğimiz canların arkasında ne duruyoruz. Güzel. Yeter ki sahiplensinler. Yeter ki. Evet. Şimdi Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği. Ben bunun böyle ilk filizlendiği aşamaları gazeteden hatırlıyorum. Sen o zaman her düşündüğünü, her bu konudaki her duygunu gazetedeki köşe yazına da yansıtıyordun. Evet. Hachiko. Bu bir filmden alınma bir kelime. Aynen. O hani sahibi öldüğü halde yıllarca sahibini bekleyen bir köpekten gelme bir başlık. Tren istasyonunda Japonya'da. Tek başına mısın? Bu Hachiko Derneği'nde partnerlerin yok, var mı? Yok, yönetim kurulumuz var. 2 tane çok iyi avukatımız var yönetim kurulunda. Doktorlarımız var, eczacılar var. Çok değerli insanlarla beraberim. Tek başıma değilim. Kuruculuk aşamasında da Profesör Doktor Kemal Altunatmaz, veteriner hekim avcılardaki onun kurucu üyelerimizden bir tanesiydi. Hala desteklerini esirgemiyor. Yani güzel bir ekibimiz var. Saha ekibimiz çok iyi. Ceyhun canavar gibi. Oh, bir gün kedi kurtarıyor, bir gün köpek, bir gün martı, bir gün serçe. Geçen günde işte köprüde intihar etmekte olan bir gençle konuşmuş, onu da kurtarmış. Allah'ım artık yarabbim. Biz Hachiko olarak artık her yerdeyiz. Sokak hayvanları değil sadece, sokakta yardıma ihtiyacı olan insanlara da. Evet, yardıma ihtiyacı olan herkes aslında. Yani ne güzel, zaten senin sanatçı boyutundan geliyor. Yani içindeki o sanat sevgisi, o yumuşaklık senin hayvanlara olan ilgini daha da böyle büyütüyor, çoğaltıyor bana göre tabii ki. Ama bunu en iyi sen ifade edeceksin bize. Şimdi yazın böyle genelde hani sokaklara su koyuyoruz, işte bir şeyler yemek koyuyoruz ama kışın bu hayvanlar daha çok ilgi bekliyor. Daha yardım etmek kışın gerekiyor. Kışın aç kalmamaları gerekiyor. Yazın da susuz kalmamaları gerekiyor. Çünkü soğukla mücadele edebilmeleri için vücutlarının ve aynı bizler gibi aslında. Hani iyi beslenmeliyiz ya, bu koronoide virüstü, işte gripte. Onların da iyi beslenmesi gerekiyor ki hastalıklara karşı ve soğuğa karşı
daha dirençli olabilsinler. Bu yüzden beslenmelerine çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Sadece işte sokak aralarında değil, ormanlarda da besleme yapıyoruz. Ve Türkiye'nin dört bir yanında il temsilcilerimiz var. Sen de derneği çok iyi biliyorsun gerçi. Tabii sana ki. Anlatıyorum tekrardan. Hayır, ama. Hayır anlat çünkü burada da duymak istiyorum ve duyurmak istiyorum. Zaten bu yüzden özellikle burada konuk olarak almak istedim. Çünkü kanalın ne olduğu önemli değil. Evet. Önemli olan bizim hitap ettiğimiz insanların bu çağrıyı duyup bize size kesinlikle cevap vermeleri. Kesinlikle. Yani Hachiko dendiği zaman bir kavram oluşturdun ki bu bence çok değerli bir şey. Yani diğer hayvan koruyan kuruluşlarla beraber Hachiko'nun da gitgide büyümesi, hatta çok daha ileri gitmesi, daha çok isminin duyulması evet. Biraz da senin şahsi, en ufacık kişisel çabam çok var. Onu gerçekten hani işimin çok daha ötesinde Hachiko ile ilgileniyorum. Onu biliyorum. Hep ilgilenmeye de devam edeceğim. Ama ben istiyorum ki Hachiko benden sonra da var olmaya devam etsin. O yüzden daha kurumsal bir yapı oturtmaya çalışıyorum. Genç Hachiko var. Üniversitelerde örgütlendik. Örgütlendik yanlış anlamda organizasyonlar yapıyoruz. Onun dışında il temsilcilerimiz var. Bütün illerde barınak denetlemeleri yapılıyor. Şimdi bu barınakları hiçbir şekilde yeterli bulmuyoruz. Ne sen ne ben ne de bu barınakları ziyarete gidenler. Peki sence Türkiye'deki barınak sayısı yeterli mi? Çok mu hayvan atılıyor? Yok, örneğin yok, bayın, şu evet. En son dönemde hani yasaklı cinsler diyelim. Onları özellikle barınaklara bırakanlar çoğaldı. Şimdi şöyle barınak sayısı yetersiz. Her 10 il ilçeden sadece ikisinde barınak var ve şu anda hani o toplatılması gündemde ya topladıkları zaman koyacakları yer yok zaten. O yüzden biz hani maalesef çok kötü görüntüler de gördük. Bir anda kepçe çukur kazarken bir anda daha ölmemiş hayvanları diri diri gömen belediyeler gördük maalesef ki. Barınakların sayısı zaten az ve olanlar da mevcutlar da çok çok kötü. Birkaç tane örnek gösterilebilecek barınak var. İşte Beykoz Barınağı'na ben geçen gün gittim. Evet güzel. Örnek alınsa ve bütün belediyeler öyle bir barınak yapabilse keşke. Ama maalesef ki her barınak öyle değil. Ve hapis hayatı yaşıyorlar. Yani hücre hapsi yaşıyorlar. En iyisinde bile hücre hapsi yaşıyorlar. Acaba yurt dışında nasıl çözmüşler bu işi ki? Yurt dışında da çok kötü uygulamalar var. Uyutan yerler var. Burada kilit kelime sahiplendirme. Gerçekten barınaktan. Şimdi barınaklardan da herkes yavru ve cins sahiplenmek istiyor. Kimse yani, hasta, sakat hayvan istemiyor. Doğru söylüyorsun. O kadar tatlı, o kadar yardıma muhtaç ve o sizin ona verdiğiniz sevgiyi geri verecek o kadar çok hayvan var ki barınaklarda. Yaşı önemli değil, cinsi önemli değil. Ne olur o göz göze gelmeyi bir yaşasa insanlar çok farklı olacak. Mesela dün gittiğim barınakta işte samoyed vardı, Sibirya kurdu var, cins hayvanlar da var ama çok küçük minnacık yavru sokak köpekleri de var. Bence insanlar bol bol barınaklara gitmeli, ziyaret etmeli. Ben şunu çok istiyorum. Doğal yaşam alanları da olsun barınaklarda, kafeslerde olmasınlar en azından. Çünkü gezdirilmiyorlar. Yani öyle bir personel yok zaten. Ki onların doğasında koşmak var, yürümek var. Tabii ki. Kafe hücre hapsi. Yani yaşarken öldürmek gibi bir şey. Yasaklıklara geleceğim. Çok fazla yasaklık sokaklara atıldı. 14 Ocak uzatılsın çok istedik. Çok uğraştık. Uzatmadılar. Uzatmadılar maalesef ki. Şöyle devlete de kötü oldu. O pitbullların, işte dogoların, işte American staffların hepsini kısırlaştırmayanlar ve üretemeyecek ve dövüştüremeyecek olanlar sokağa attılar. Evet, ve şu anda fazla sokaklarda da var ve daha tehlikeli. Sokak köpekleriyle de çiftleşecekler ve hani diyorlar ya sokak köpekleri saldırıyor. Onlar da saldırmaya başlayacak belki uyum sağlayamadıkları için. Biz bunu tabii engellemek için çok uğraştık. En azından dernek üzerine 6 tane yasaklık aldık. Çok güzel. Kendi üzerimize kaydettirdik. Onlara bakacağız ömürlerinin sonuna kadar. Kısırlaştırmalarını da yaptık ki atıldı onlar da. Sonuçta sahipleri attı. Biz sahip çıkmasak bir barınakta hücre hapsine devam edeceklerdi. Ya zaten ömür boyu bakamayacağın bir hayvanı alma diyoruz. Aynen. Yani aynen. Şimdi o kadar çok ormanlara ve diğer yerlere açık alanlara hayvan atıyorlar diyeceğim. Bırakıyorlar demeyeceğim. Atıyorlar. Ya da yazlıklara gidiyorlar. Oralarda besliyorlar. Çocukları oynuyor. Ay ne güzel kokoş bilmem ne falan. Sonra onu orada bırakarak, onu ağlayan gözlerle bırakarak arabalarına binip evlerine dönüyorlar. Yani sanki bir dahaki dönüşlerinde o hayvan orada onu bekliyor mu olacak, ölüyor mu olacak? Onu eve alıştırıp, hazır yemeğe alıştırıp, kendine muhtaç duruma getirip ondan sonra bırakmak. Sen bu konuda da bir de proje yapmıştın galiba Teoman'la falan.
Portakal Orada Kal gibi. Evet, o ilk albümü bir farkındalık olsun diye yaptık. Sonrasında da ama ben bütün konserlerimde, gittiğim yerlerde, bütün programlarda artık kendi işimi %10 anlatıyorsam %80-90 zaten dernekle ilgili ve sokak hayvanlarıyla ilgili. Sadece sokak hayvanı değil, bazı yeri geliyor. Yunus Park'ta şimdi yazın yine bir farkındalık kampanyası yapacağız. Yunus Parklarına gitmeyin. Çünkü gittiğiniz sürece onlar var olmaya devam edecek. Tabii. Gerçi yenilerinin açılması şu andaki yasaya göre yasaklandı ama ne kadar öyle oluyor, olmuyor. Öldükten sonra, yani oradaki yunuslar öldükten sonra yenilerinin alınmaması şu anda kanunda var ama duyuyoruz ki işte ölenin çipini alıp yenisini getirip onu takıp devam edenler varmış. Yani yasayı bir şekilde sağından solundan. O yüzden insanların bilinçli olup gitmemesi lazım ki o kirli ticaret bitsin. Yani Hachiko sadece kedi köpek konuşmuyor. Yok, onu hep söylüyorum zaten. Kedi köpek derneği olmak istemiyoruz. Ama tabii ki Türkiye'de sokak hayvanı sorunu çok fazla var. Bu yüzden hani ağırlıklı olarak kediler köpekler tabii ki gündemimizde. Ama hani yolunu şaşıran leylekler, martılar ki çok fazla var. Onlar da bu ara bir şaşırmış durumdalar. Sen bir kuyuya yardım etmiştin köpek. Kuyu duruyor. Küçük kuyu. Kuyu. Nerede evet, kuyu? Kuyu bizde himayemizde. Rahmetli Orhan Kural hatta ya. Hatırlıyorum beraberdiniz. O kuyudan köpeği yatsın. Çıkardınız. Evet, adı evet. Kuyu o oldu. Uğraştı, o da çok uğraştı. Kuyunun dışında da bir sürü kurtardığımız can var. Bir tane evlat var benim en son klibimde. Hmm. Unutmam klibinde oynayan. O da mesela Sakarya'da gece 3'te bir telefon geldi. Hı hı. Bir köpek üzerine jiletle it yazmışlar Zeliha. Oo. Yani bir fotoğraf geldi, gerçekten içimiz acıyor. Ben de gece uyumuyorum biliyorsun, genelde gece tabii. Çalışıyorum. İyi ki uyumuyor. Biz de gece muhabbet ediyoruz onunla. İyi ki uyumuyormuşum. O denk geldi. Hemen dedim alın, bir de dövmüşler arka ayaklar ve kalça paramparça. Oo, yazık. Bırakmadık orada, sahiplendik, çok bir sürü ameliyat geçirdi, İstanbul'a getirdik. O da mesela şu anda himayemizde, o da bizim çocuklarımızdan bir tanesi oldu. Ya ne güzel, bakın böyle var. Örnekleri çok aslında. Ömürü bıraksam sabaha kadar bunların tamamını anlatır. Ya evet, ve susamıyorum. Hepimiz gözyaşları içinde buradan ayrılırız kesinlikle. Çünkü insanlarda vicdan ve merhamet olmalı. Bence çocuklarımızı büyütürken, İnan bak boğazım düğümleniyor o kadar yani üzülüyorum. Çocuklarımızı büyütürken içlerine biraz merhamet, kesinlikle, biraz vicdan. Yani bunları böyle artık nasıl yapacağız bilmiyorum. Hiçbir şey sevmeyen, biriktirmeyen, büyütmeyen bir çocuk nesliyle büyüyoruz. Çok akıllılar, çok zekiler. Hiçbirimizin ulaşamadığı teknolojik uzantıları var. Neler yapıyorlar? İşte o çok teknoloji... Nedeniyle ben herkese şunu tavsiye ediyorum. İmkanı olan herkes evine sokaktan olmasını tercih ederim tabii ki, ya da barınaktan. Kedi, köpek, bir şey, kuş, bir şey alsın. Çünkü çocuk o sevgiyle büyüdüğü zaman farklı oluyor. İnanın farklı oluyor. Ben bunu kendi kızımda yaşadım, kendimde yaşadım. Çocukken biz imkanımız vardı. Böyle apartmanlar yoktu Erenköy'de. Bahçeler vardı. İşte kediler, köpekler, kuşlar, civcivler. Hatta ben küçükken... kurbağa yavrularını bile kurtardığımı hatırlıyorum. İşte sulak yerleri alıp. Biz böyle büyüdük. Onlarla bir araya gelebildik. Ama şu andaki çocuklar, az önce söyledim, şey, teknolojiden kafasını kaldırmıyor. Bir de aa yaklaşma, ısırır. Ya. Aa yaklaşma, pis falan. Böyle annelerde çok korumacı. Evet. Bırak pislensin, bırak kirlensin. O mikroplara da ihtiyacımız var. Onu kesinlikle gördük zaten. Onu yani gördük. Ben çocuklarımızı hayvan sevmeyi öğrenmeleri evet. gerekir. Şart ve şart diyorum, toprağa biraz ellemeleri gerekir ve bu dünyada kendinden başka yaşayacak canlıların da olduğunu görmeli. Karıncayı bile görmeli. Kesinlikle. Ya üstüne basmamalı. Kesinlikle. Onu belki bir kağıdın üstüne alıp dışarı koymalı, başka bir yere gitmeli. İşte yani, anne babadan ne görüyorsa onu yapıyor çocuklar. Burada anne babanın görevi çok önemli. Bizlerin görevi çok önemli. Örnek olan insanların gösterdikleri çocuklar. Şimdi biz Beykoz'da bir çiftlik hayalimiz vardı. Onu gerçekleştirdik. O çiftlikte de çocukları alacağız. Okan Oflaz'a konuk mu oluyorsun yoksa? komşu mu oluyorsun? Okan'la yakın bir yerlere gidiyoruz. Evet, Okan'la yakın. Çünkü geçen olacağız. De birlikte de çalıştınız onunla, şu eşeklerle. Okan, bizim Hachiko'nun ilk başında hep Okan vardı zaten. Ha, birlikteydik Okan'la, yani kuruluşumuzdan beri. Sonra o ayrılıp daha çok çiftlik hayvanları, büyük hayvanlarıyla ağırlıklı olarak ilgilendiği için kendi derneğini kurdu. Hani bizim dernekten çıkmadır Okan ve çok da güzel işler yapıyor. Çok gerçekten güzel. Ben çok destekliyorum. Ben de öyle. Hani bizim çocuğumuz ve bence Türkiye'de
yapılmamışı yaptı. O evet. açıdan tebrik ediyorum kendisini. Atlar, her zaman her şeyler çok çok güzel işler yaptı gerçekten. Bu arada zaten orman yangınlarında da beraber çalıştığınızı hatırlıyorum ben. Orman yangınlarında... Yoksa Hachiko, Genç Hachiko... Biz Hachiko, bir... Genç Hachiko ve diğer dernekte herkes zaten orman yangınlarında. Ormandan da mesela ailesi ölen bir Alman çift hayatını kaybetti bu Marmaris'teki yangında. Hı hı. Onların iki köpeği de bizde şu anda. Çünkü komşuları bakamadı, barınağa tabii. göndereceğiz dediler. Tabii. Biz de onların hatırasını miras gibi gördük. Ah, ah, çünkü ah. çok hayvansever bir aileydi. Güzel. Alman bir hanımefendi ve Türk eşi o yangında maalesef hayatlarını kaybettiler orman yangınında. Onların köpekleri de bize emanet. Onlara ah, da biz bakıyoruz. Ah 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 ah. Ya bu, şimdi öyle bir şey ki bu konu özellikle yangınlarda mesela hayvanlar daha ziyade bu neresi yanarsa yansın alttaki bitki örtüsünü de götürüyor. Tabii ki. Yani sadece üstteki değil altta yetişen onların yediği başka hayvanların aynen. oradan beslendiği. Yani aynen. sadece yanmak değil bitki örtüsü de gidiyor bu arada elden. Dolayısıyla diğer hayvanların yaşadığı hem su kaynaklarının hem yiyecek kaynaklarının olduğu yere doğru gidiyorlar. Oradaki nüfus arttıkça oradaki yiyecek kapasitesi yetmeyecek, su kapasitesi yetmiyor ve bu hayvanlar da yine yardıma ihtiyaçları oluyor. Kesinlikle. Ben çoğu zaman görüyorum bazı yerlerde işte yiyecek bırakılıyor, şey yapılıyor. Mesela arı nüfusu yandı, bir sürü. Tabii. Yani o kadar böyle facia yaşandı ki özellikle hayvanlar adına öyle söyleyeyim. Şimdi yaz geliyor ve artık küresel ısınma gündemimizde tabii. çıkmayacak da dünyayı bu hale getirdik ve tekrar o yangınlar olacak. Yani sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok yerinde yangınlar oldu ve devam edecek. Sanırım yangınla mücadele uçaklarının sayısı arttırılmış onu bir okudum hı hı. ona sevindim ama yeterli mi kesinlikle değil. O yeni yapılan ormanlarda o yolların hani ara yollar var ya atlamasın diye yangın bir yerden bir yere onların daha genişletilmesi lazım. Bu sene çok daha dikkatli olmamız lazım. Sadece ormanı yakanlar değil, yanlışlıkla yakanların da artık çok daha bilinçlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bu sene hiç istemem ama sanırım yine yangınlarla uğraşacağımız bir sene olacak. Ya işte iklim krizinin olduğunu evet. kabullenmemiz ve birey olarak da buna hepimizin küçük de olsa bir katkısı olması lazım. Yani balkonunu yıkıyorsun kardeşim, yıka, bir kova suyla yıka. Foşur 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 suları harcama, o sular lazım. Neyse bu konuda söyleyecek çok şey var evet, ama. Allah'tan şu anda elektriği birazcık tasarruflu yani. Kullanmayı mecburen de olsa öğrendik. Bak şimdi yaz İnsanlar. Geliyor dedin şimdi yaz yağmurunu biraz bakalım. Aa, senin olur. O güzel şarkı. Olur. Evet David Chabot ile yapmışsın. Bu çok güzel bir şarkıydı zaten. Sana da çok yakışmış gerçekten. Çok sevdiğim bir şarkıydı. Serdar Ortaç'ın en sevdiğim şarkılarından bir tanesiydi. David de çok güzel yaptı. Ama sen zaten boş durmuyorsun ki. Daha yeni hop bir baktım. Horasan müziği çıktı. Evet evet Doktor, Kuzey adı da, Horasan. Adı da değişik. Navae. Navae. Ne demek? Biliyor Hiçbir musun? Anlamı yok. Orada da anlamı yok. Farsça'da da zaten o şarkının içinde geçiyor. Ama ben onu orijinalindeki gibi şarkıda bırakmak istedim. Türkçe sözlerini çok ben güzel. Yazdım ama harika. O kısmını bıraktım. Ona aşk büyüsü şarkısı kelimesi gibi. Aşkla bağdaştırıyorum ben Navai'yi. Yazarsın sen, bulursun bir şeyler. Çok güzel evet, şeyler evet. bulursun. Keyifli bir çalışma oldu. Kuzey Horasan'dan bir ezgi melodi oranın şarkısı. Oranın oldu. Marşlarından bir tanesiymiş. Çok beğendim ama yaz yağmuru gibi şarkıları biraz daha fazla istiyorum senden evet, Ömürge'de. Evet. Çünkü sana çok yakışmış. Yeni şarkılar geliyor tabii ardı evet. arkasına. Evet. Ben sevgili Ömürge diye aslında müzisyen olarak, yazar olarak, sinemacı olarak iyi ki var diyorum. Çünkü hayatımızda çok değerli bir renk. Ama Hachiko tarafı var ya. İşte o, bak tam burada, ha, buradasın. Canım. Sana bir değişiklik yaptım. Sana bir hediye veriyorum. Bu bir balık. Artık balıklara da bakarsın diye. Kızımın burcu balık. Balık var evde zaten. Harika. Kediler ve balıklar bir arada yaşıyor. Sürekli pati çok atıyorlar, güzel. Ulaşamıyorlar. Böyle çok tatlı. İyi ki geldin Ömür. Çok ne güzel, güzel. Oldu. Hemen göstereyim ama. Tamam. İyi ki geldin. Çok, çok sevindim. Çok güzel, harika işler yapıyorsun. Sen devam de sonsuza kadar arkandayım. Biliyorum. Biliyorum. Her, her zaman, zaman çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için Ömür Gedik'le. Hayvanlar üzerine güzel bir sohbet ettik. Haftaya bakalım kiminle beraber olacağız.